Efendim şimdi biraz da ekonomi konuşalım. Ee, yükseliş trendini sürdüren döviz, döviz kurları yeni haftaya tarihi zirveyle başladı. Dolar kuru 30,7 TL'ye ulaşarak rekor kırdı artık diyebiliriz. E, zirveye ulaşan BIST İstanbul 9000 puanın üzerinde seyrediyor. Gram altın soracak olursanız 2000 TL seviyesinde. Şimdi haliyle piyasanın beklentileri ne yönde merak ediyoruz ve 31 TL'ye yaklaşan doların yönü bu saatten sonra ne olacak? E şimdi bir de kripto para varlık para varlıkları var. E, bunu da merak ediyoruz. Şimdi orada da bir rekor yükselişlere tanık oluyoruz. Konuğumuz var efendim. Konuğumuzla konuşacağız ve ona yönelteceğiz bu sorularımızı. Ekonomist Profesör Doktor Yusuf Dinç bizimle birlikte. Sayın Dinç hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Çebi. yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi aileyle herkesin merak ettiği en büyük başlık aslında bunlar. Ne dersiniz? Şimdi dolarla başlayalım. E, doların yönü bu saatten sonra ne olacak? Çünkü zaten zirvede. Daha zirveyi görür mü bu saatten sonra? Ne dersiniz? E, bu sorunun cevabı biraz belirsiz. Böyle ufak adımlarla dolar yukarı doğru bir trend takip ediyor. Fakat Hı -hı. Türkiye'de e, enflasyonist etkileri yönetmek için kurun çok fazla yukarı kaçmaması gerekiyor. Hı hı. Burada tabii politika faizi anlamında belli atılan adımlar var. Ancak dolar arz talebinin nasıl şekilleneceği de bu kurun belirlenmesinde başat aktör olacak. Türkiye'ye bir miktar sermaye akışı bekliyoruz. Bu da döviz arz talebini TL lehine bozabilir. Dolarda önemli sıçramalar bekleyenler var bu sıçramaların şu anda açıklanabilir olmadığını değerlendirebiliriz Aşağı yönlü bir trend oluşması bekleniyor Fakat onun 30 seviyelerinden mi daha Yukarıdaki bir seviyeden mi sonra başlayacağını tartışmakta biraz zor sermaye akımlarına göre daha kolay yorumlanabilecektir ama Türkiye'ye İsveç kararı sonrası meclisin Batı finansal sisteminden bir akış olacağı bekleniyor. Peki şimdi haliyle Euro'da durum benzer mi? Euro dolar paritesi de Avrupa Merkez Bankası'nın politikalarınca şekilleniyor. O da FED'i takip ettiği için büyük oranda orada istikrarlı bir seyir var. Yani FED'in söyleminin güvercinlik ve şahinlik tonu Avrupa Merkez Bankasıyla neredeyse aynı. Daha doğrusu Avrupa Merkez Bankası onu takip ediyor. Bu bakımdan paritenin de istikrarlı olabileceğini söyleyebiliriz. Daha çok e, altın tarafında, altın ons tarafında Fed'in politikalarının bir yansıması var. İşte Fed daha fazla faiz arttırımına gitmeyeceğini söylediğinden beri Hı -hı. altın tarafı e, biraz yukarı yönlü hareket almaya başladı. Peki, faiz Çok Buyurun. özür diliyorum. Altına girmeden önce özellikle borsayı çok merak ediyorum ben. Altına Evet altına birazdan girelim. Çünkü herkesin merak ettiği bir, bir konu. Birazdan soracağız onu Sayın dinç size. Önce borsa diyelim. Çünkü borsa yıl başından beri %20 kazandırmış. Önümdeki şöyle grafiğe de bir bakıyorum ben. Ee, Ocak ayında bir düş bayağı bir düşüş var. Ama Şubat'a geldiğimiz noktada bir anda bir yükseliş var. Bir bunu merak ediyorum nedenini. İkinci e, bu saatten sonra seyri nasıl olur? E, bu yükseliş artık burada durur mu yoksa devam eder mi? Ee, ...özellikle borsayı yakından takip eden... ...vatandaşlarımız için neler söylersiniz? Ee, Borsa ile ilgili... ...benim beklentim 9 bindi... ...ama bunu rahat açtığını... E, ...gördük e, OECB'yi... ...burada belirleyici olanın... ...biraz önceki yorumumda... E, ...saklı olan e, İsveç'in NATO üyeliği... ...kararı olduğunu düşünüyorum... ...çünkü e, peşi sıra gelen... E, e, ...F-16 satışı gibi... E, ...kararlar... E, ...borsayı yukarı motive etti... ...çünkü... Batı sermaye sisteminden Türkiye'ye bir giriş olması bekleniyor. Onun da adreslerinden birisi hı hı. tahvil pazarı yanında borsa ve borsadaki bu e, yabancı girişi beklentisi yurt içindeki yatırımcıyı da hareketlendirdi. 9000 seviyelerini rahat açtık. Artık yeni hedefler var. 10 binler konuşulmaya başlandı. Hı hı. E, şu an e, trendin yukarı doğru olduğunu görebiliyoruz ve birçok e, şirketin belki dolar bazlı fiyatlaması üzerinden hayli beklenti oluşturduğunu da söyleyebilirim. Burada bilanço döneminin de bir etkisi olacak mutlaka. Çünkü geçen yıla göre çok önemli bilanço performansları ortaya çıkaracak sektörler var. Enflasyon muhasebesi nedeniyle yeni değerlemelerle, yeniden değerlemelerle daha doğrusu bilançosunu düzeltecek olan e, sektörler var gayrimenkul gibi buralarda önemli bir e, hareket olduğunu görüyoruz tabi ocaktaki o periyot sıkıştığı periyot e, İsveç'in NATO üyeliğiyle böyle seçim ce, belirsizliği aşılmış. de etkili oluyor mu? özellikle bu noktada yani seçim belirsizliğinden kastım Şimdi genel seçimlere giderken yine e, bir belirsizlik olduğu için borsada e, biliyoruz ki dalgalanmalar vardı şimdi yine bir seçime gidiyoruz haliyle bunların özellikle e, bu yatırım araçlarında etkisi nedir? Seçimin fiyatlamaya henüz yansıdığını düşünmüyorum. Ee, biliyorsunuz işte kentsel dönüşüm üzerinden bir e, kampanya aslında hı hı. ilerliyor. E, belli bir adayın e, ismi ön plana çıkarsa, hı hı. E, buna dönük sektörlerin o seçimde bir e, etki göstereceğini, borsa performansında hı hı. etki göstereceğini tartışabiliriz. Fakat şu andaki harekette seçim etkisinin olmadığını e, varsayıyorum. Olsa bile. ...yerel seçim olduğundan belli sektörleri motive edecektir. Seçim sonuçları gibi geliyor o Burası büyük oranda batı finansal sistemiyle... ...Türkiye'nin yeniden entegrasyonuna tepki veren bir e, deneyim bize gösteriyor. Peki. Şimdi e, altın konusuna da bir şöyle... bak e, ...hatta kripto konusuna bakalım işte. Önce kripto konusunda neler söylersiniz? Bizi izleyen ve takip eden seyircilerimiz o konuya da çok e, ilgili ve merak ediyorlar. Evet. O alanda nasıl bir durum bizi bekliyor bu saatten sonra neler olur çünkü orada da büyük bir yükseliş var. Evet, orayı yorumlamak kolay değil ama o da Fed'in tepkilerine göre şekil alıyor. Yalnız şöyle bir yanlışımız var. Biz parayı yatırım aracı zannediyoruz. Paralar yatırımın aracıdır. Yani e, kriptoya yatırım yapma kültürü en, en yaygın olduğu ülke Türkiye biliyorsunuz dolara yatırım yapan bir anlayışımız var. Bu aslında çok ileri finansal mühendislik işidir. Döviz yatırımı böyle arbitrajlarla anlık falan yapılan işlemlerdir. Fakat bizde onu yatırım olarak gören de var. Bu bakış açısından çıkılması gerekir diye düşünüyorum. Fakat özellikle Bitcoin'den başlayarak Fed'in faiz artırım politikasının bir yansımasını orada da görebiliyoruz. Enteresan bir hal aldı aslında böyle parametrelerden makro parametrelerinden bağımsızdı kriptolar fakat bu sene özellikle epeyce daha dünya finansal sistemine entegre olmuş bir varlığa doğru benzemeye başladı. İlginç geliyor fakat evet. FED faiz arttırmadığı için bu hareketlerin açıklanıyor olduğunu bilmek lazım. Bunun sonrası nasıl gelişecek? Ben de merak ediyorum varlıklarını önemli buluyorum para sistemine bugünkü sistemi sorunlarına bir baş kaldırı olarak görüyorum ama finansal ürün olarak çok değerlendirmeyi e, kusurlu bulduğumu evet. ya da bir yatırım aracı olarak değerlendirmeyi Kusurlu bulduğumu söyleyebilirim. Peki Sayın Dinç biraz önce de aslında bahsettiğiniz giriş yaptığınız konuya e, evet. hemen geçelim. Çünkü muhtemelen bizi izleyen seyircilerimizin en merak ettiği durum altın. Neden? Hep güvenli liman olarak görüldü ya. E, ben şunu merak ediyorum. Şu anda altın, altın çağını mı yaşıyor ne dersiniz? Çünkü orada müthiş bir yükseliş var. E, gerçekten de altına mı yönelmek gerekiyor? Ya da bu yükseliş trendi neye kadar nereye kadar devam edecek? E, nasıl öngörüyorsunuz? Evet. Altın 600 dolarlardan hatta 400 dolarlardan son geçtiğimiz 1-2 yıl içinde çok hızlı buraya geldi. Hı hı. Hatta son çıkışını yapmadan önce e bu hatırlayın 1600 dolarlara düşmüştü. Ta ki 7 Ekim sabahına kadar. 7 hı hı. Ekim sabahından sonra hızlıca 1900 dolara neredeyse 1-2 hafta içinde gittiğini gördük. Bu evet altının e, güvenli liman olduğunu gösteriyor. E, bu dünyadaki konjöktürün sıkışmış olması... Altını hayri destekliyor fakat altında baskılanan bir üründür bunu da bilmek lazım özellikle Fed'in e, altını baskılamak üzere çok gayret içinde olduğunu da değerlendirebiliriz hmm. bugünkü fiyatı adil bir fiyat gibi bana gelmiyor altının bu şartlar altında tartıştığımda yani baskılanmış bir altın fiyatı gördüğümüzü düşünüyorum ama bu baskı kalkmayacaktır yine de trendin burada yukarı doğru olduğunu söylemek için kain olmaya da gerek yok Peki e, Sayın Dinç son bir sorum olacak size şimdi etrafımda herkes bana soruyor ben ekonomist olmadığım için ben de haliyle size soracağım diyorlar ki ya altına mı yatırım yapalım işte yoksa e, kripto varlıklara mı yapalım yoksa borsaya mı yapalım yoksa ayrı ayrı e, yatırımı dağıtmak mı gerekir sizce en mantıklı hangisi yani bir noktaya mı gitmek gerekir yoksa varlıkları biraz yatırım e, araçlarını biraz bölmek mi gerekir ne dersiniz? Mutlaka bölmek gerekir. E, portföy e, yönetim anlayışıyla belli riskli varlıklarla risksiz varlıklar arasında bir denge kurmamız hmm. gerekiyor Oya Çebi. İşte e, sabit getirili varlıkları risksiz varlık olarak kabul ediyoruz. Piyasada değişken getirili varlıkları da riskli varlık. Bunlar arasında bir denge kurmamız gerekiyor ama altın e, portföyün subabıdır. Yani o her zaman orada olacak bir miktar gibi düşünebiliriz. Her ne kadar miktar olmalı vesaire dönemine göre, konjöktürüne göre değişir ama uzun zamandır Türkiye'de %40 altın, 60 hisse gibi bir dengenin yüksek getiriler sağlayabildiğini gördük. Bunu da işte bir yatırım tavsiyesi olarak değil de e, BES fonlarının çeşitli yatırım fonlarının portföy dağılımının ağırlığının burada Peki. oluştuğu nedeniyle söylüyorum. Ya yani uzmanlar öyle yapıyorsa vatandaşımıza da bir sinyal olabilir.